Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 62. büyük günah. Men iddia ila gari ebihi. Babasından karısını baba diye iddia etmek. Neuzübillah. Nebi sallallahu aleyhi buyuruyor. Men iddia ila gari ebihi. Kim babasından karısının baba olduğunu iddia ederse ve ve yalim ennu gari ebihi. O kişinin babası olmadığını da bildiği halde bunu yaparsa el cennetu aleyhi haramun. Cennet onun üzerine haramdır. La tergabu an ebi abaykum. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Ben Rabbi Anebihi kim babasından yüz çevirdi ayrılırsa böyle köfrün, küfürdür yani nankörlüktür, küfran nimettir. Men iddia ila gayri ebihi kim babasından başkasına kendinin nispetini nispet ederse, evlatlığını nispet ederse ve aleyhi lanetullah, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Hatta Efendimiz'i hutbe okuyacağım dinlemişler ki buyuruyor ki مَا اَنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَهُ اِلَّا كِتَابَ اللّٰهِ Yanımızda okuduğumuz ancak Allah'ın kitabı vardır. مَا فِي هَذِي سَيْفَةُ سَيْفَةِ olan şey ancak Allah'ın kelamıdır. فَنَشْرُهَا ona açıklarız. فَيْزَا فِيهَا اَسْنَانُ الْاِبِلْ وَاَشْيَاءُ مِنَ الْجَرَاهَاتِ وَفِيهَا قَالَسْ olsun الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلَى سَوْرٍ şu filan yerden filan yere kadar Medine'nin bölgesi, arası hürmetidir. Men ahdese fiha hadesen kim burada bir iş ortaya çıkarsa, dinde olmayan bir şeyi yaparsa ev ava muhtisen böyle bir bidatı icat eden kişiyi korursa, barındırırsa ve aleyhi lanetullahi Allah'ın laneti onun üzerine olsun ve melaket meleklerin laneti üzerine olsun ve nâzi ecmain bütün insanların laneti onun üzerine olsun. La yakbalullah minu yevmel kıyameti sarfın ve laden. Cenab-ı Hak kıyamet gününün sarfını, adaletini, tasarrufunu hiçbirini kabul etmez, ibadetlerini kabul etmez. Zimmetül müslümin ve haydetün. Müslümanların zimmeti sorumluluğu birdir. Yesabiha edinahum. En aşağısı da bu hususta koşuşturur yani. Gayret eder. Ben hakara müslümen. Kim bir müslüman hakir görürse fealehi lanetullah vel melaketi ve nâsı ecmâin. Allah'ın meleklerin bütün insanların lanet onun üzerine olsun. Ve iddia ila garibi. İşte asıl konumuz bu. Kim babasından garisinin babası olduğunu iddia ederse intema ila gayri mevalihi. Efendisinden başka bir kişinin efendi olduğuna temennese, ona yönelse fe aleyhi lanetullah ve melaketi, yani kürüler, cariyeler efendisinden gayrısı olan kişilerin efendi olduğunu iddia ederlerse fe aleyhi lanetullah Allah'ın laneti onların üzerine olsun ve melaketi ve nâzi zimmâin meleklerin ve insanların tümünün laneti onların üzerine olsun la yakbalullah minnü yevme kıyameti sarfen ve lâdilen Cenab-ı Hak kıyametin onların tasarrufunu ve adaletini, ibadetlerini, muamelatını kabul etmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işittim ki Ebu Huzer radıyallahu anh Leyse men min reculun iddia li garibihi ve huve yalemuhu illa küfrün. Kişi bildiği halde babasından başkasının babası olmadığını bildiği halde onun babası olduğunu iddia ederse o kişiden olan şey ancak küfürdür. Bu yaptığı iş yani küfürdür, nankörlüktür. Ve men iddia maalesef lehu kim kendisi için olmayan şey iddia ederse felesi minne o bizim değildir. Ve le tebebe makaduhu minenler o kişi cehennemli yerine hazırlasın. Ve iddia men daha racülen bil küfür kim bir kişiyi küfürle çağırsa veya şöyle dese adı vallahi Allah'ın düşmanı dese verirse ki zelkalık bu kişi öyle değilse illa harali ancak o iş kendi üzerine döner. Nazımda. Bu gibi şeylerden maalesef oluyor. Ancak bir insan muhabbetten dolayı, hürmetten dolayı yaşlı bir insana baba diyebiliyor. Efendi baba dersin. Tarikatta da baba yani efendi babası deriz. O nedir? Nispet değildir. O tazim manasındadır. Mesela filanca bu işin babası dersin. O demek bu işin piri demektir. Onlar değil. Normalde kendi nesebi sabitken kalkıp başkasının nesebini, nispetini çevirse bu ne olur? Babasına iftira etmiş oluyor. Annesine iftira etmiş olur ne olsun diye. Çok büyük ahlaksız bir iştir yani. O yüzden büyük günahtır. 73. büyük günah ettetayyur, uğursuzlanmak. Bu bazı rivayete göre büyük günah ihtimal edilir. Bazı rivayete göre küçük günah sayılabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettetayyur şirkün. Ettetayyur uğursuzlanmak şirktir. Ema minna illa velakinnallah yüzü bu bir tevekkül. Bizden
olacak olan şey illaki olur. Başımıza gelecek olan şey illa gelir. Ancak Allah'a tevekkül edersek bu onu gider yani. Çünkü iş olacak, bu bela olacak, şöyle olur. Mahpun manası yok. Buna tasalanmana gerek yok. Çünkü Allah-u Teala tevekkül et. Sana emredilen şekilde yap. İrade cüzeni kullan ama tevekkül üzere Allah'a güvenerek bazı okumaları var, sadakalar var. Onlara da teşebbüs edersen Allah'ın zaten uğursuzlanma diye bir şey yoktur. Bazı durumlarda demek ki bu uğursuzlanmayı müşrikler yaptığı için şirk de olabilir diyorlar. Bazı rivayetler diyor da büyük günahtır. Şu an şerefe göre de la adva ve la tıyrete. Adva dediği hastalığın geçmesi yoktur. Hastalık olduğu bir yerde illa sana geçecek demek değildir. Hastalığı sen de Allah-u Teala yaratırsa sana geçmiş olur. Yoksa hastalık oradan intikal etti sana geçti. Böyle olsaydı o zaman doktorlar hasta olurdu. Hasta bakıcılar hasta olurdu. Hastalığın geçmesi, direkt geçmesi, hastalık kendi başına geçip tesir edilir manasında yoktur. Allah-u Teala sen de o mikrobu, o sıkıntıyı yaratırsa o zaman sen de hastalık ortaya çıkıyor. Ve la tıyrete uğursuzlanma da yoktur. Ve uhibbul fale. Fal dedi yani güzel bir yorum. Rüyaların güzel yorumlanması veya bazı sözlerin güzel yorumlanması. Bunu severim diyor musunuz? Kıyla ya Resulallah ve mel fal. Fal nedir ya Resulallah dediler. Kale el kelimetü tayyibet. Hoş bir sözdür. Yani. Mekke'li müşrikler elçisi gönderdiler Hudeybiye anlaşmasında. O gelen kişinin ismi isminde Hüsnü'nün bu işin kolay olacağını buyurdu ve iş kolay oldu yani. Sehil. Sehil ismi bir şeydi. Sehil, Süheyl, Sehil manasında kolaylık manasındadır. Neticede kolay oldu. Müslümanlar lehine dönmüş. Bir adam rüya görse, rüya karışıklık bozuktur ama orada bir tarafta bir iyi bir şey varsa o iyi şeyi alıp onu iyiye çevirmek lazım ki inşallah iyi olsun. Değilse adam zaten dünyadan ümidini kesmiş. Rüyam bozuktur diye bunu yapmamak lazım. Sıkıntıya sokmamak lazım ama düzeltecek şekilde de bir yorum yapılabilir. Yani Cenab-ı Hak sana bazı şeyleri gösteriyor. Sen o şeylere fazla irtibat kurma. Şu tarafı meylet diye ona yönelmek lazım. 74. büyük günah altın ve gümüş kaplardan içmek. Buna benzer bir şey geri geçmişti. O altın ve gümüşü kullanmaktı. Burada işte direkt kapları bahsediyor. Hadis-i la telbesül harire ve la dibace. Dibace. İpek, kalın ince ipek giymeyin. Etekleri bu yasaktır. Ve teşrebu fi aniyeti zehebi vel fidda. Altın ve gümüş kaplardan içmeyin. Yemeyin. Ve la tekülü fi sahafiha. Onların tepsilerinden, çanaklarından, sahanlarından yemeyin. Ve na lehum fi dünya. Bunlar onlar için, yani kafirler için dünyadadır. Dünyada onlar onu kullanırlar. Ve leküm fil ahiret sizin için ahirettedir. Evet. Altın, gümüşü yemek, içmek gibi şeylerde kullanmak erkeğe kadına yasak. Altınları, gümüşleri kadınlar takınabilir altını. İpek giyinebilir ama erkekler giyinemez, altın takınamaz. Onlarınki ahirette. Altın tabak, gümüş tabak bunlar tepsiler vitrinde korsun, süs eşyası olarak olur. O ne olur ama zekatı verilmesi lazım. İnnellezî yekûlû ev yeşribû fî inâ-i zehb vel fiddâ altın ve gümüş kaptan yiyinçenler innemâ yücercirû fî batnî nâra cehennem. Kalbinde, midesinde cehennem ateşini döndürür böyle. Şarjur curcur, şarjur curcur ahirette o ses onu ele verecek yani. Men şeribe fil fiddati gümüş kaptan kim içerse lem yeşreb fîhâ fil ahiret. Ahirette ondan içemez. O zaman dünyada kullanılan bu nimetler ahirette kişiyi mahrum eder. Aynı şekilde dünya şarabı içen ahirette o şarabı içemez. Aynı şekilde dünya çalgısını dinleyenler ahirette o çalgıları dinleyemez. Yani ne diliyor ha? O yüzden dünya nimetlerinden uzak durmak lazım.